Öncelikle 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde 15 Temmuz gecesi kahramanca FETÖ alçak darbe girişimine karşı mücadele eden ve şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara, gazilerimize acil şifalar inşallah diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bir daha bu şeylerin olmaması adına Türk milletimizin o gece kahramanca destan yazması ve 2. Kurtuluş Savaşı olarak bizim de değerlendirdiğimiz bu girişimi bertaraf etmesi, bundan sonraki süreçte inşallah bir daha bu adımların atılmaması adına büyük bir tepkiydi. Tabii biz o süreçte memur sen olarak 1 milyon üyesiyle ilk tepki veren, alana inen, seçilmiş hükümetinin, seçilmiş cumhurbaşkanının yanında duran ve asla alanı 27 gün boyunca terk etmeyen bir sivil toplum örgütü olarak biz de o zaman tarihteki yerimizi almış olduk. Ve geçen yıl, birinci yıl dönümünde memur sen olarak 250 şehidimizin fotoğraflı isimli tişörtleriyle birlikte büyük bir katılımla onları giyerek, tişörtlerini giyerek Havuzbaşı Kent Meydanı'nda basın açıklamasıyla tepkimizi tekrar ortaya koymuş olduk. Bu sene de Memur Sen Genel Merkezimizin iradeleri doğrultusunda yapacağımız program inşallah yine aynı şekilde olacak. Basın açıklaması inşallah bu darbe girişimlerinin, darbelerin tarihin çöp sepetine atılmak üzere bir daha tekrar edilmemesi gerektiğine inanarak biz de o ikinci yıl dönümünde bu tepkimizi tekrar ortaya koymuş olacağız. Ben tüm memur sen üyelerini, tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz günü ikinci yıl dönümünü kutlayacağımız 15 Temmuz günü basın açıklamamıza şimdiden davet ediyorum. O süreçte şehit düşen kahramanca sabaha kadar hain darbe girişimine karşı halkın gücünü, tankın gücünün üstünde tutarak büyük bir fedakarlıkla bu FETÖ alçak girişimini bertaraf eden halkımıza tekrar ben teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, diş duruşu sayesinde ve vatandaşlarımızı sokağa davet etmesiyle vatandaşlarımızın da Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş hükümetimizi sahiplenerek sokağa inip iradesini ortaya koyarak bir daha bu darbelerin olmaması adına bu gücünü ortaya koymuş ve büyük bir fedakarlıkla bunu kazanarak tekrar bir Türkiye'de iç barışın, huzurun, güvenin sağlanmasına vesile olmuştur. Allah hepsinden razı olsun diyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunlar bir daha tekrarlanmayacaktır. Artık başkanlık sistemine geçtik. Vesayetin artık bertaraf olduğu, artık vesayetin tarihin çöp sepetine atıldığı bir süreç bundan sonra yaşanmayacaktır. Ben tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamasına şimdiden vatandaşlarımızı, memur sen üyelerimizi davet ediyorum.